Merhaba dostlar, ne yaptınız? The Flash'ın spoilersız incelemesiyle karşınızdayım. Kanala ilk kez geldiyseniz abone olmayı, kanala çok geliyorum diyorsanız like atıp yorum yapmayı unutmayın lütfen. Bildiğiniz gibi The Flash'ın konusu annesini kaybetmeye hala alışamamış ve babasını da bu nedenle hapislerde görmeye alışamamış Ezra Miller'ın The Flash'ının onları geri getirme, hayatına tekrar sokma çabasını anlatıyor. Tabii bunu da çizgi romanlardan bildiğimiz bir Flashpoint hikayesine yakın bir şekilde yapıyor. Aynısı değil hikaye. İlham almış diyelim. It'in yönetmeninden ve Bumblebee'nin yazarından bir hikaye izleyeceğimiz için ben ilginç bir şey olacağını düşünüyordum. Fakat 5 yıl geçmesi, yani normalde yayınlanması gereken tarihin üzerinden 5 yıl geçmesi, bunun içinde pandemi de var tabii ki ama onun dışında da 5 yıl pandemi değil biliyorsunuz ki. Üzerine Ezra Miller'ın neden, yani sadece beyaz olduğu için şu an tutuklu olmaması muhtemelen. Ve ezan başladı, harika. Hikaye klasik bir aksiyon gelişme, aksiyon formatında ilerliyor. Süper kahraman ve genel olarak aksiyon filmlerinde tutan bir hikaye anlatımı bu. Bunun üzerinden yürümüşler. Genel olarak hikaye iyi diyebilirim. Tutarlı, eli yüzü düzgün bir hikayesi var. Ama bir yandan da duygusal bir hikaye olması gerekiyor. Benim gibi biliyorsunuz her şeye ağlayan, adult visual novel'larda bile ağlayan bir insan için ağlamamış olmak bir kriter. Ki çok duygusal olması gereken anlar var. Dolayısıyla çok da oranın tuttuğunu söyleyemeyeceğim. Biraz bunun sebebi filmin biraz da çok fazla komedi öğesi içermesi de olabilir. Hiçbir zaman o hissiyata ben giremedim açıkçası. Filmin ilk anından itibaren. Çünkü komiklikler, şakalar, espriler, sonra annem gitti. Yani o moda sokmuyor film sizi. Bu kötü bir şey değil. Film sizi sürekli bir komik aksiyon filmi havasında tutuyor. Ama bir yandan diğer hikayeyi anlattığı için tabii ki o sarsıcı, dramatik havayı alamıyorsunuz. Hikayenin güzel bir tarafı şuydu, iki beri görmek. Bu arada sadece fragmanlarda gözüken şeylerden bahsedeceğim. İki tane beri görmenin güzel tarafı şuydu. Justice League'de Barry'nin güçlerine sahip oluşunu, öğrenişini falan görmediğimiz için başka bir Barry üzerinde bunu görmek güzeldi. Hani tam aynı şey değil ama güzeldi. Burada rahatsız eden şeylere geçeyim, iki Barry demişken. İki tane aynı anda Ezra Miller görmemiz şu anki teknolojiyle çok da sorunlu olmayan bir şey. Genelde oyuncuyu iki kere aynı şeyi yaparken kaydedip sonra birleştiriyorlar. Sanki burada öyle yapmamışlar gibi hissettim açıkçası. Sanki Barry'lerden bir tanesi daha sonradan yüzü değiştirilmiş ve seslendirilmiş gibi hissettim. Çünkü ya da çok kötü, yani bazı sahnelerde şeyi görüyorsun, çünkü göz temas kuramıyorlar. O sahnelerde o yüz değiştirme efektinin olmadığını görüyorsun. Yani tek başına ayrı ayrı oynadıklarını anlıyorsun. Ama bazı sahnelerde başkası olduğunu hissettiriyor sana o karakter. Onun dışında hani görsel efektlere girmişken çok sorunlu yerleri var görsel efektlerin. Ama diğer taraftan da Justice League'de göremediğimiz o hız duygusunu size hissettiren bir tarafı var. Güzel görsel efektlerin olduğu sahneler var. Dolayısıyla biraz karışık bir şey. Hani sonuçta bu görsel efektleri birkaç firma yapıyor. Acaba o firma farklılığından mı? Yoksa şimdi şöyle bir tarz belirlenmiş gibi hissettirdi bana. Biraz kartun, yani çizgi film tadında bir görsellik sunulmaya çalışmış ama bazı yerleri o kadar gerçekçi ki, diğer yerler neden öyle, bir çelişki oluyor ve o bazı yerlerde, hele açılış sahnelerinde filan gerçekten çok kötü bir görsel efekt uygulanmış. İnsanın gözleri kanıyor. Başta Ezra Miller'ın aslında hapiste olması gerektiğinden bahsetmiştim ama bunlardan dolayı yorumlarımda bir farklılık yapacak değilim. Ben Ezra Miller'ın çok iyi bir oyuncu olacağını düşünüyordum. Böyle salaklıklar yapmasa muhtemelen The Flash'tan sonra biraz iş bulması zor olacaktır. Bu da daha önceden çekildiği için muhtemelen yayınlandı. Yayınlanması da şaşırtıcı. Hani 5 sene geçti üzerinden. Ezra Miller bu kadar olay yaşadı. Demek ki filmin iyi olacağına güvendiler hissini uyandırdı bende. Çünkü bunu çok rahat bir şekilde HBO'da da, pardon, şimdiki ismi Max'te de yayınlayabilirlerdi. sinemaya gitmeyi tercih ettiler. Çünkü bence bu sinemada izlenecek bu film. Ezra Miller'ın performansı biraz tutarsız diyebiliriz. Şimdi tek başına Justice League evrenindeki haliyle geri gidip kendiyle karşılaştığı hali arasında bir tutarsızlık var. Bu tutarsızlık muhtemelen Ezra Miller'dan değil, yönetmenden kaynaklanıyor. Çünkü ton farklılığı var iki hali arasında. Bir şekilde anlayabilirsin, hani farklı bir evrende kendisini tekrar görmüş, hani bir sorun olmuş, değişimini anlayabilirsin ama bu kadar ani dramatik değişimler olmaması gerekiyor. Tabii ki hikayeye yedirilmesi gerekiyor bu değişimlerin. Burada onu yapamamışlar. Michael Keaton'ın Batman'in sadece böyle bir hikayeyi yürütmek için orada olan bir karakter olduğunu düşünmüştüm. Daha doğrusu hani cameo var, işte Batman'i göreceğiz, bitecek gibi düşünmüştüm. Öyle olmadığını görmek hoşuma gitti. Hikayenin içine yedirilmişti. Onunla beraber bir hikaye gelişimi vardı. Hikayeyi dediğim gibi ilerletiyordu. Tek buradaki sıkıntım hani o şey hissini vermek için, ya bu adamın Batman filmleri var ya hissini vermek için orada söylediği replikleri tekrar etmeye çalışması, ki eski filmlerden farklı bir karakter olduğunu da görüyorsunuz. Biraz artık fan servis ama yani olmaması gereken bir fan servis bu kadarı bence. Supergirl burada biraz eleştirilmiş. Ben eleştirilecek bir şey göremedim açıkçası. Diğer evrenlerde gördüğümüz Supergirl'den farklı bir hikayesi olan bir Supergirl görüyoruz. Dolayısıyla farklı olması gayet doğal. Ben onun sırıttığını düşünmüyorum. Çok da güzel durmuştu bence. Öyle bir, yani bu evren devam etse devam ettirilebilecek hikayelerden bir tanesiydi. Filmin en çok konuşulan taraflarından bir tanesi cameoları. Size kimin geldiğini, kimin gittiğini söyleyecek değilim. Spoilersız dedim. Dolayısıyla söylemiyorum ama bazı yerlerde yani çıldırdığım anlar oldu diyebilirim. İki yerde pardon diyebilirim. Genel olarak çok fazla yapmaya çalışmışlar ama bir tanesi beni çok rahatsız etti. Onu söyleyebilirim. Yani sonuçta oturduğunuzda Danny Elfman'in o eski Batman melodisini duyduğunuzda içinizdeki hisler, yani çok eğlenceli bir film izledim. Böyle bir film bekliyor muydum bilmiyorum. Nedense filmi izlediğimde demiştim, filmi izlemeden önce Ece'ye dedim ki Ece ben bu filme 8 vereceğim galiba film başlamadan önce. Birazdan kaç verdiğimi duyacaksınız ama nedense film oturduğum anda o koltuğa öyle bir his oluştu bende. Çoğu esprinin tutması, hikayenin genel olarak tutması sorunlarına rağmen, görsel efektlerinin kimi zaman tırıt olsa da tutması, cameolarının eşliği, müzikleri, her şeyi eli yüzü düzgün bir işti. Keşke daha önce bu evrende bu film yer alsaydı da belki evrenin devam edebilme ihtimalini arttıran bir şey olabilirdi. Yani tutan bir şey olsaydı belki de evren devam edebilirdi ki ben devam etmemesi gerektiğini savunuyorum ve şu an bittiği için çok mutluyum. İnşallah yenisi iyi olur. Tabii It'in yönetmeninden geldiği için biraz daha korku öğeleri olur mu diye düşünüyordum. Öyle bir havası olmadı. Tamamen farklı bir film olmuş. Belki biraz görsel olarak etkilemiş olabilir. Onu söyleyebilirim. Ama genel tema olarak bu etkiyi göremedim. Bu biraz hayal kırıklığına uğratmadı beni değil. Hani It'in yönetmenini görünce acaba öyle bir yola mı gidiyorlar falan diye düşünmüştüm. Yani totalde puanıma geçecek olursak ben mutlaka bu filmi sinemada izlemenizi tavsiye ediyorum. Beni çok şaşırttı. 7 veriyorum bu filme. Bu bölümü sonradan kaydediyorum. Söylemeyi unuttum. Araya sıkıştıracağım. Eğer after credits'i bekleyecekseniz after credits işiniz varsa beklemeyin. Çok önemli bir after credit değil. Dolayısıyla sonuna kadar beklemenize gerek olduğunu düşünmüyorum. Giderseniz de yorumlarınızı aşağıda benimle paylaşın. Ayrıca gidecek misiniz onu da benimle paylaşın. Henüz izlemediyseniz izledikten sonra yorumunuzu güncellersiniz. Videoyu beğenip paylaşmanız bizim için çok önemli. Bu hafta inşallah 2 video daha gelecek kanalda. İnşallah diyorum, söz veremiyorum. Kendinize iyi bakın dostlar. Görüşmek üzere.